Cem Yılmaz bir paylaşım yapmış. Akşam vaktiyle beraber Ramazan-ı Şerif hayatımıza bu yıl yeniden girmiş oldu. hilal Şerif gözüktü, ardından ilk teravih, sonrasında da bu gece, dün gece sahura kalktık. Bugün de oruçluyuz. Allah nasip kısmet ederse ilk iftarımızı da akşam saatlerinde açacağız. Ondan sonra 30 gün boyunca Ramazan'ın tadını çıkaracağız. Tam insanların ramazan Şerif gecesine girerken Türkiye'de ünlü bir oyuncunun rakı fotoğrafı paylaşması sizce ne anlama geliyor? Ramazan'ın başladığı ilk gün, ilk saatlerde Türkiye Türkiye'de ünlü bir oyuncu rakı sofrasından rakı paylaşırsa bu ne demek oluyor? İlk önce bizi izleyenlerden merak ediyorum. Bunun adı ne demektir? Alkol alabilirsin, alkol içebilirsin. Benim nazarımda, benim inanışıma göre alkol haramdır. Allah'ın haram kıldığı bir şeydir ve ben Allah'ın haram kıldığı bu şeyden uzak duruyorum ben içmiyorum ben. Sağlıkmış, şuymuş, buymuş. Hayır arkadaş bazıları vardı. Mesela ben sağlığımdan dolayı içmiyorum. Doğrudur abi. Öbürü diyor ki abi ben spor yapıyorum onun için içmiyorum. O da doğrudur. Sen niye içmiyorsun? Ben Allah haram kıldığı için, yasak kıldığı için ben alkol içmiyorum. İçebilir adam. Allah kurtarsın. Allah'ın haramını işliyor benim nazarımda. Ha bunu tıbbi açıdan baktığın zaman bunun ciddi derecede de sağlık problemi var. Sosyolojik açıdan baktığın zaman sosyolojik olarak da bütün trafik kazalarının, bütün ölümlü tartışmaların, bütün efendim kadın şiddetinin, çocuklara tacizin, şiddetin hepsinin altyapısında bu alkol vardır, içki vardır. Bunların hepsini koydum kenara. İçki içebilirsin. Ama Anadolu'da bir gelenek vardır, bir kültür vardır. İnsanlar ne kadar içki içseler de Ramazan ayı geldiği zaman insanlar içkilerini kaldırırlar. Kimse içkinin muhabbetini yapmaz. Hatta eski dönemde işte o tekel bayilerin önlerine falan böyle gazetelerle kapatırlardı. Hani kapalıdır bir ay kapalı Ramazan geldi Ramazan'da içki satışı yoktur diye Anadolu'da birçok lokanta restoran hepsi kapatırlar. Tam bu bir kültürdür. Bak kültürdür bu. Bir saygıdır. Bu toprakların bir değeridir. Adam içki içiyor veya otta da, da oruç tutmuyor olabilir. Ama oruç tutana saygı gösteriyor ve mesela benim kayınpederim de bilmiyorum şu anda da izliyorsa beni ben mesela çok takdir ederdim onu. Birkaç yerde de örnekte gösterirdim. Benim kayınpederim aradan böyle otururdu. Böyle hani biraz da gemi şeyde nedir limancı muhabbeti vardır sarı yerde. Biraz da böyle limancı arkadaşları vardır. Otururlar. Hani böyle normal vakitlerde alkollerini malkollerini aradan da alırlar. Ramazan ayı geldiği zaman bak o kayınpederin arkadaşlarının arasında öyle adamlar tanıyorum ki hani böyle var ya yıl 11 ay full içer abi her gün her gün sabah akşam Allah kurtarsın yakalanmış o bağımlı olmuş. Ama Ramazan ayı gelir Ramazan ayında bir ay elini sürmez oraya. Sizin de hayatınızda vardır birçok tanıdığınız insan bu konuda. Bu saygıdır, bu hürmettir. Bu toplumla beraber yaşamanın gereksinleridir. Adam Hristiyan, adam Yahudi, adam Musevi, komşun Ramazan ayında dikkat eder. Çünkü niye komşularım Müslüman, onlar oruçlu, ben de yemeğimi ona göre yiyeyim diye. Geçen sene Mardin'e gittim. Mardin'de Süryani olan esnaf var. Süryani, Müslüman değil. Bana Ramazan ayında nasıl birbirlerine saygı gösterdiklerini, Müslüman esnaflarında bunların kendi dini, özel günlerine nasıl kıymet gösterip nasıl saygı gösterdiğini anlatıyor. Bunun adı kültürdür. Bu coğrafyanın, bu toprakların kültürüdür bu. Ramazan'ın, Ramazan arefesinde, Ramazan'ın tam başlayacağı gece eğer sen, Türkiye'de ünlü bir isim olarak bir alkol paylaşımı yapıyorsan arkadaş bunun adı terbiyesizliktir. Bunun adı yaşadığın toplumun değerlerine savaş açmaktır. Ve kendini konuşturmak için, kendi popüleriten için bu milletin değerlerine aleni bir şekilde saldıracak kadar da aymazlık ve basitliktir bu. Bu nedir ya? Bu nedir? Bununla beraber bir kitle oluşturuyorsun. Sosyal medyada seni birileri destekliyor. Bugün bir tanesi gördüm. Adam diyor ki isteyen istediği gibi içer diyor. İslamcılara diyor biz hesap mı vereceğiz? İslamcılara tavizi. Ulan İslamcı kim lan? Terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam. Biz Müslümanız. Müslümanlıkta da oruç vardır. Burası da Müslüman bir ülkedir. Oruç tutan insanlara en azından asgari düzeyde de olsa saygı göstermeniz gerekiyor. Burası sizin bildiğiniz Yahudi, Budist bir, Budist bir ülke değil burası. Burası Müslüman bir ülke. Abi biz de Müslümanız. Nereden bileyim lan? Nereden bileyim Müslüman olduğunu? Ramazanın ilk gününde alkol paylaşımı yapıyorsun. Camiyle, cemaatle işin yok. Oruçla işin yok. Zekatla işin yok. Hiçbir şeyle işin yok. Kur'an'la işin yok. Hiçbir şeyle işin yok. Abi biz de Müslümanız. Nereden bilelim lan? Adam diyor ki abi senin bilmene mi gerek var? Abi benim bilmeme gerek yoksa o zaman bana demeyeceksin ben de Müslümanım. Allah'la benim aramda. Allah'a sol. Ona söyle. Ben, ya Rabbi ben Müslümanım. Dışarıdakilerle çek. Ona söyle o zaman. Ramazan'ın ilk günü. Ya arkadaş Arefe gününde bu milletin değerleriyle niye kavga ediyorsunuz? Ne istiyorsunuz bu milletten? Mecbur muyuz sizin o alkolik hayatınızı takdir etmeye, görmeye? Adam diyor ki ya evinde, ya evinde isterse o içkiyi içmesin, isterse o şişenin üstüne otursun. Bana ne? Umrumda bile değil. Oruç oruçta, oruçta bozdu ağzımı ya. Abi, saygı gösterilecek. Yani burada biz neyi görüyoruz biliyor musun? Burada biz bu ülkede maalesef bu sanatçı diye geçinen arkadaşların bu milletin kültürüne, bu milletin değerlerine, bu milletin kıymetlilerine saygı duymadığını, hadi onu da geçtik saygı duyma, duymama işini, buna savaş açtıklarını görüyoruz. Bu nedir yani? yani bir tarafınız göğe mi eriyor? Arefe gününde rakı bardağını, ya arkadaş sen zaten içiyorsun. Bizim umrumuzda da değil. Abi ya Ramazan ya. Ramazan, Ramazan. Burası Müslüman bir ülke. Burada insanlar oruç tutuyorlar. Biraz saygı. Komşunda mahallende birisi ölse televizyonun müziğin sesini kısarsın. Bunun adı saygıdır. Senin etrafında senin paranı kazandığın, ekmeğini yediğin ülkenin yüzde doksanı Müslüman. Ramazan günü nedir yani? Bilmiyorum ya